Alerjik hastalıklar. Alerji tetikleyen birçok faktör var. Bunlardan en önemlisi bir, midede gastrit ülser reflü varsa Helicobacter pylori isimli bakteri var demektir. Bu bakteri akıllı bakteri, diğer bakterilerden farklı. Kendini mide asidinden korumak için sabun köpüğü gibi bir köpük üretir. Bu köpükle gizlenir. Mide mukozasına böyle deldikten sonra, altına girdikten sonra köpüğü atar. Orada tahribata devam eder. 1984 yılına kadar dünyada doktorların hiçbirisi midede bakteri yaşamaz. Mide asidi çok sert bir asit. Bu safsata diyorlardı. Fakat Avustralyalı iki doktor 1984 yılında midede bakteri olduğunu tespit ettiler. Ve bunun bir köpük gibi köpük ürettiğini, bunun içinde yaşadığını belgelediler. Ondan sonra dünyadaki diğer doktorlar da ha varmış dediler. Onlar da kabul ettiler. Çünkü mide asidi çok sert bir asit. Midedeki her türlü mikrobu öldürecek kapasitede sert asit. Evet, mide asidinin fonksiyonu yerine getirebilmesi için kişinin ayakta su içmemesi gerekir. Meyve suyu, su, meşrubat vesaire hiçbir şey ayakta içilmez. Neden? Ayakta içilen bir şey direkt mideden 12 parmak bağırsağına geçer, transit. Mide asidi de haşlanmadığı için içilen su olsun, meşrubat olsun, meyve suyu olsun vesaire, içindeki bakteri, virüs ve mantarlar direkt 12 parmak bağırsağına geçtiği için burada farklı bir ortam, mikrop çoğalabilir, yayılabilir, ince bağırsak, kalın bağırsak kadar gidebilir. Bu nedenle ayakta suyu içmek çok çok sağlıksız. Oturduğun zaman içtiğinde ne olur? Mide kapakçığı kapalı olduğu için alt kapağı, içilen her şey önce böyle kaynar su gibi düşünün, haşlanır. Mide asidi haşlar, yok eder mikrobu. Ondan sonra ayağa kalkın. Önemli değil. Evet, alerji eğer ki mideden kaynaklanıyorsa çok güzel bir formülümüz var. Lahana suyu ve 19 çeşit bitkiden oluşur. Lahana suyun, lahana da çok önemli bir madde var. Metil metil yonu sülfonyum bromit. Bu gastrite sebep olan Helicobacter pylori isimli bakteri yok eder. Metil metil yonu sülfonyum bromit, eskiden U faktörü diyorlar ülseri iyileştirdiği için. Veya daha sonra O vitamini dediler. Daha sonra da aminoasit olduğu ortaya çıktı. Çok hassas bir aminoasit. Bu aminoasit midede gastrit, ülser, reflü, hatta mide kanserine sebep olan bakteri yok eder. Dünyada en, bu sadece Helicobacter pylori midede tahribata sebep olmaz. Gastrit, ülser, reflü sebep olmaz. 12 parmak bağırsağına yerleşir, ince bağırsağına yerleşir. Yani sadece midede değil. 12 parmak bağırsağı ve ince bağırsakla tahribat yapar. Burada da enfeksiyona, yaraya, hatta kansere dönüşmesine sebep olabilir. Bu tonin birleşiminde bir çok önemli vitaminler, mineraller, enzimler var da 1000 çeşit etken madde var. Bizi ilgilendiren çok önemli bir şey var. O da nedir? Bunun birleşiminde Lactobacillus ve Bifidobakterisi var. Yoğurttaki bakterinin aynısı. Bu eczanede satılan probiyotiklerden 1000 kat daha fazla ne içerir? Probiyotik içerir. Bu nedenle bunu içtiği zaman bağırsaktaki faydalı bakteriler çoğalır. Probiyotikler ne yapar? Vitamin üretir. B6, B9, B12 K vitamini ve probiyotikler çok önemli bir şey daha yapar. Laktik asit üretir. Laktik asit sert bir asit olup kalın bağırsaktaki mikropları haşlar. Bağırsak mukozası bu nedenle laktik asit ağırlıklı olduğu zaman hiçbir mikrop burada yaşayamaz.